Bugün Burak, Ömer ve ben arkadaşlar çok güzel bir taş fırında pizza pide challenge yapacağız. Her şeyi kendimiz yapacağız. Önce bir marketten ne alıyoruz onları bir görelim. Bu arada kimse kimsenin ne alacağından haberdar değil. Şimdi aklımda inanılmaz bir pizza tarifi var. Yemekten en çok hoşlandığım pizzayı yapmak için, daha doğrusu malzemeleri almak için hemen alışverişe başlıyorum. İzmir usulü pide yapacağım arkadaşlar. Hepsini bertaraf edeceğim. Kıymalı, yumurtalı ama yumurtayı fırına Karadeniz pidesinden farklı olarak fırına koymadan üstüne. Bence açıklatabilirler mi ya? Büyük yeteneklerin kapışacağı pizza videosunda malzeme almak için dünyanın en iyi mağazası olan A101'e geldim. Nerede? Pastırma ne adam? Dünya standartları dedik, daha pastırma yok. 7-1 patladım. Öncelikle bir sosis sucuk topuna gireceğim. Bir tane bundan. Aha, bir de şöyle bir sucuk aldın mı bunlar tamam. 250 gram kıyma versene bana. Güzel olsun o. Bir de güzel olsun ama denir ya kanka, sanki tabii bir şey değişecek. Yumurta organik mi alsak? Yok. Organik almayalım. Almayalım. Ben hiç organik yumurtalık pide yemedim hayatımda. Bana çatal. Ne bu? Beşler. Hatta sucukla kalmıyoruz. Bir de üzerine döner alıyoruz. Baş tacı döner. Et kuzu döner. Şimdi bu tarifin olmazsa olmazı mozzarella peyniri ve parmesanımız da hazır. Artık ana malzemeye giriyorum. Hamurluk bir şeyler al. Hamuru açacağız daha. Seko. O işi nasıl yapacağız bilmiyorum ama halledeceğiz. Şu dev gibi peynir reyonunda mozzarella olmadığı için bir tane şişirik peynir alıyorum. Onu koyuyorum. Biraz önce A101 yetkililerine söylediğim bütün hakaretler için çok özür dilerim. Gözümün önünde burada pastırma varmış. Ben görmemişim. Dünyanın en iyi MasterChef'i olmayabilirim. Ama dünyada benden iyi MasterChef yok. Bunu hepsine göstereceğim. Adım Uras Benlioğlu. 5 senedir bu işi yapıyorum. Ben çok heyecanlıyım. Fırın yapıyorum. Fırında pizza pide yapıyorum. Ama bakalım ne olacak? Çok heyecanlıyım şu an. Elimden geleni yapacağım yarışmada. 5 yıldır pide ustasıyım. Hiçbir şey kesemedim daha. Tamam, bu yeter bu kadar ya. Çok bu zaten şey oldu ya. İğrenç bir şey oldu bu. Neyse, çok heyecanlıyım. O yüzden hem konuşup hem yemek yapmak çok zor. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı işler. Yani şu an çok heyecanlıyım. 5 senedir fırıncıyım. Şeflerden yana hiç torpilim yok. Hasbelkader Rana Hanım'la soyadımız benziyor. Allah sahibine bağışlasın. Gayet hoş bir hanımefendi. İyi bir şef kendisi yani. Evde kime yemek yapıyorsa şanslı. Uğur'u da ilk kez burada, Uğur şefimi de ilk kez burada gördüm. Ne yemeği yapıyorsun bugün? Ege usulü kıymalı yumurtalı pide. Tamam. Ne var bu kıymalı yumurtalı pidenin içinde? Kıyma ve yumurta var. Baharat? Baharat. İçeride unutmuşum şefim. Kaç dakikan var? Artık onu siz... Açması, etmesi 15 dakika. Tamam, hamuru zaten şey yaptık. Tamam, hamuru yoğurdun. Yoğurdum hamuru. Öyle yap, mayası kaçsın, içeride hiç kabarmasın. Oh bak. Şef bak, hamura. Bak hareketlere bak şefim. Bende ışık var mı şefim bende? Var da yanmıyor henüz. Yanmıyor mu? Hı, oldu, şu an pide hazır. Oldu mu? Bunun bir tanesinden mi yapacaktık yoksa şefim? İlk önce onu bir top haline getir. O çok büyük olur bu arada. Kaç kilo yapacaksın sen? Ben küçük şefim. Yarım porsiyon. İyi mi bu? O çok büyük, hala büyük. Hala mı büyük şefim? Hala büyük. Gördünüz hareketi. Hareket çok güzeldi. Yuvarlak yap, böyle. Biraz un at, eline yapışmasın. Un at. Un değil şefim, ince irmik. Öyle daha güzel oluyor. Tamam. Al birazcık da at. Böyle koy tezgaha, böyle çevirmeye başla onu. Böyle mi? Sana öğretmedim mi? 5 senedir nasıl yapıyorsun sen? Hasbelkader yapıyorum şefim. Oldu mu şefim? Yuvarlak, yapayım mı? Ben onu halledeceğim şefim. Uras ustam zaten çok heyecanlı olduğunu ve 5 yıldır bu işi yaptığını söyledi ama tamam, heyecan kısmına katılıyorum ama kesinlikle bu işi 5 yıldır yapmıyor. 5 senedir yaptığım gibi yapıyorum şefim şu an. 5 senedir böyle yapana kaç kişi yemek yedi senden? 2-3 kişi yedi çünkü. 2-3 kişiyi yedirebildim. Şu an form güzel ama şefim. Form güzel de biri kalın, bir yer kalın, bir yer ince. Şöyle bir sıkıntı var. İşte onu ben burada yapayım şefim. Onu orada yaparsan o pideyi buraya koyduğunda çıkmayacak. Bak şefim, bak hareketlere bak. Harekete bak, göreceksin hareketler sonra pideyi fırına atarken. Şu an bence gayet evet, güzel. Burası şey. 6-7 santim, burası 1 santim yırtılmış falan. Şöyle şey yapıyoruz şefim onu.
Benim özel bu. Bunun adı ne? İzmir usulü yama pide. Şu an oldu bence. Olmadı. Habire yamayıp duruyorsun ama. İnce aç, biraz unla. Çok heyecanlıyım. 5 senedir. 5 senedir bu anı mı bekliyorsun? 5 senedir pide şefliği yapıyorum. Master şef olabilecek misin? Belki en iyi master şef değilim ama bu dünyada benden daha iyi master şef yok şefim. Bir şey oluyor şefim buna şu an. Çok sinirim bozuldu ya. Şimdi bak, terini silip onu mu elliyorsun? Yok, torşonla sildim şefim. Fırıncıyım lan ben. Bunu niye koydun buraya? Alnımı sileyim diye. Alnını elinle siliyorsun. Kolumla siliyor. Kolunla silip bir de hamuru kolunla da yoğuruyor. Böyle mi yoğuruyorum lan? Elimle, pardon şefim, elimle şey yapıyorum. Sen onu ilk bir al düzgün bir aç, hatta o hamuru bırak, bence bununla yap. Onu elleme artık. Yok yok, bu çok güzel oldu. Bu şu an kıvamda şefim. Unla biraz, unla da açılsın, yapışmasın şuna. Oldu mu şefim? Bir elinle şöyle bir bastır şunu. Böyle mi? Heh. Şimdi çevir arkasını, arkasını bir çevir. Tamam, bir daha unla tezgahını. Oğlum ben ne biçim şefim, ben anlamadım ki ben. Heh. Oldu mu? Oldu mu sence? Sanki böyle bir tamam, ışık var gibi. Bir daha gibi. Şimdi çevir arkasını, bir daha unla, biraz açılana kadar. Heh. Heh. Ama bir yere Allah'a bakıyor, bir yere sana. Her yere Allah'a baksın şefim. Bana hiç bakmasın. Yoksa benden olmayacak gibi. Şimdi al merdaneni, biraz unla bunun üstünü, açmaya başla. Ah, un geldi bak arkadan. Yanıyorum ben şu an, şu an. Burada 1000 derece oldu. Heyecan yaptım lan. Sanki master şef diye var bir tane. Şimdi döndür arkasını, onu yay elinle böyle. Heh, şimdi döndür arkasını. Oluyor lan. Tamam, döndür arkasını. Bak, şurası bir fazla, burası fazlaymış zaten. Şimdi elinle böyle bastıra bastıra aç onu. Tamam, şimdi merdaneni at, yapışmayacak bak mesela. Harbi mi? Bak, gel. Çok heyecanlıyım şefim, 5 yıldır. Bir de şefi ustasıyım. Son 7 dakikan ha. Hayattan soğudum yemin ediyorum ya. Bu pidenin var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pide dediğimiz şeyin şefim 600 lira olması lazım. Gerçekten 600-700 lira falan olması lazım. Şimdi çevir, unlu burası ya, çevir onu ters. Heh. Helal be. Baharat atmadın mı ona? Kuru kıyma mı yedireceksin? Öyle sevmiyorum ben. Önemli olan seni sevmem, bizim sevmemiz. Bu fazla. O tatlı yapacağım bununla daha sonra. Nasıl bir tatlı düşünüyorsun? Hayalini sunum yap, sunum. Bizim Rumeli usulü samakol diye anlattığımız. Geldi bak. Çok var ya. İtalyan işi oldu şefim şu an bu. Bu mu? İtalyan. Şu an bu var ya, yıkılıyor bu şefim şu an. Bir de buna yumurtayı kırdık mı? Son 4 dakika. Beyazını biraz akıtıyorum ki şefim hani şey olmasın, fazla olmasın şöyle. Bunu böyle elimle şey yapıyorum. Çok gitti şefim şuralara. Haydi bismillah. Gördünüz, ben her şeyi kendim yaptım. Peki, hazırırım. Kendin yaptın kardeşim. Sucuk mu lan bu? Kıymayı kim kendi yapıyor? Allah Allah. Bu da mı kendi? Uğur Bey de mi kendi yapıyor kıymayı? Ural şefim, yumurtayı kendiniz mi yaptınız? Ben kendim çıkartıyorum. Anam çok güzel gözüküyor bu şefim. Gerçekten İzmir usulü oldu ama ha. Karadeniz'de yumurtayı çıktıktan sonra koyuyorlar. Ha. Çıktıktan sonra koyduktan sonra pişiyor mu yumurta? Ha, az ama. Az pişiyor. Böyle kenarıyla böyle banıyor şefim ona. Bu nasıl oluyor? Bu direkt kendi kır pidesi gibi. Evet, kır pidesi gibi. İşte. Evet. Ben daha ne yapam şefim? Ben daha ne yapam? Gerçekten bravo. Bravo. Yani böyle bir et tabakası üzerine biraz böyle işte bir şeyler serpilmiş, yumurta kırılmış halini yaptı. O zaman Rana şefimizi de çağıralım. Evet, beraber lütfen. Sonuna bakalım. Evet, yani Rana şefim, buyurun siz böyle alalım. İki evet alabilecek miyim çok bilmiyorum. Çok temiz çalışırım ben. Bakalım tadına. Ben de merak ettim ha. Valla güzel oldu ha. Köfte olmuş burası. Hamur pişmiş mi? Bence ben, pişmiş. Ben bir sana sorayım. Bence pişmiş, kıymanın suyu. Sen niye yiyorsun? Ben de merak ettim şefim. Hani biz bir yiyelim de. Ha, ben de bir bakayım. Biz yiyelim de. Tamam. İzmir usulü. Daha doğrusu Ege usulü. Yatağında da yapıyorlar. Aydın usulü, Nazilli. Her yerin usulü galiba. Ben Nazilli'deymiştim. Nereye gitsem buranın usulü dediler şefim. Ama şefim lütfen, bir şefin şeyine nasıl müdahale edersiniz, tuzuna muzuna? Büyük restoranlarda tuzluk koymuyorlar şefin masaya. Karabiber de al istersen. Nasıl? Harbiden ha. Çok iyi lan. Evet, yani ben ümitliyim. Şeflerden yana torpilli olan arkadaşlar tabii var aramızda ama ben onlardan biri olmayarak kendi tamamen ürün rademle kazanacağım inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi şef diyorum da saygıdan. Uras şefim. Uras şefimin yaptığı, pide olduğunu sunup bize takdim ettiği,
Ya bir de tadına baktım da. Yani ekmek arası köfte yedik artık arkadaşlar açıkçası. Ben çok vasat buldum. Gerçekten hiç beğenmedim. Lezzet olarak belki idare edebilir. Ama velakin işçilik ve sunum rezalet. Olacak gibi değil. Videolarımdaki demir para bile sizin kadar bozuk değildi. Birkaç haftadır pizza yapmaya çalışıyorum. Özellikle ananas konusunda çok çok iddialıyım. Bugünkü hazırladığım yemek içerisinde ananas da kullanacağım pizzada özellikle. Ananas bizim için bir hayat tarzı, yani bir motto, öyle anlatabilirim. Özellikle Sinop tarafında çok çok kullandığımız bir yiyecek. Vizyon olarak ananaslı pizza düşünüyorum hocam. Sucuk da mı koyacaksın hiç? Ananasın yanında küçük sucuk dilimleri, böyle ağzınızda bir şölen yaratmayı hedefliyorum. Ya bu Uğur niye her yerde var ya? Ya Allah aşkına bıktım ya. Ödüm kopuyor, tuvalete gireceğim evde. Yemin ediyorum bir yok diyorum Uğur içeride misin diye. Ya yine katlandık, ne yapalım, orada iyi davrandık. 2-3 hoş gördük falan. Yani lütfen artık yani karşıma çıkmasın. Biz Sinop'ta hep ananaslı pizza. Her sabah. Yani katı ananas sürerdik. Bana güvenin sadece. Tamam, tamam ben mı? Sana güveniyorum da sen kendine güveniyormuş. Hiç. Allah belamı versin ki hiç güvenmiyorum. Bu ne? Bu bu parmesan, mozzarella. Bravo. Ben aldığım için şefim biliyorum. Şefim bunu böyle kesiyorum ki dağılmasın, aha, çöpte fazla çıkmasın gördüğünüz gibi. Ben hayatımda ilk defa mozzarella'ya dokunuyor olabilirim bu arada. Harbiden mi? Gerçekten ilk defa dokunuyorum. Nasıl bir his peki mozzarella'ya dokunmak? Yani bizi izleyen seyircilerimize anlatmak ya ister misin? Ya şöyle diyeyim, annenizi 6 ay görmezseniz sarılırsınız ya, birebir aynı his. Kaşar değil mi ya? Sen ne demek istiyorsun? Ne ya? Demek istiyorsun sen? Haydi ya. Birebir şükür. Rakiplerim. Onları da pek gözüm tutmadı açıkçası. İyi insana, güzel insana benzemiyorlar. Bakıyoruz, 10 dakikan kaldı. Mükemmel şefim. Hamuru nereden aldın? Hamuru evde yaptım geldim. Evde yaptım. Evet. Gittiler fırından aldılar. Hamurlar bile onların gerçekliği, ben kendim açtım. Beraber almadık mı ya? Ben almadım. Ben kendim açtım. Şöyle koyuyorum şefim. Evet. Fazlalık unları alıyorum burada. Evet. Şimdi bunu şöyle bir güzelce unluyorum şefim. Doğru nereden muyuz? Öğrendin bu tekniği? Az önce izledim Uras abi yaparken şefim. Aha. Sizin gösterinizi gördüm ben. Bunu birazcık böyle arka yüzlerinde... Çok da oynama artık onunla. O artık şey diyor, artık bırak beni Burak yeter diyor. Yeter diyor değil mi şefim? Evet, doğru. Bırak Burak diyor. İnanılmaz bir mizahınız var. Yemin ediyorum şefim, ne diyeceğimi şaşırdım. Bu çok hassas bir tekniktir, evet, şefim. Bu tekniğin önce... adını bize söyler misin? Bu... Oklama. Öyle der. Sinop'ta öyle derler şefim. Oklamo. Oklamo deriz. Sinop Japonya'ya uçak... yakın galiba. Hemen uşak var. Sinop Japonya. Şefim öncelikle şöyle bir şey deniyorum. Bir dakika. Bu kıl mı? Yok, o öncekinden kalma soğan şefim. O da aromasını versin diye ben bıraktım. Yeter. O fazla kalırsa sıkıntı çünkü. Ha. Bunun hiç açılmaması... Ne yaptın lan? Ha? Ne yaptın? Yo. Çevir şunu, çevir. Havada tuttu, havada tuttu. Bravo. Bunlar stratejik hareketler, çok teşekkür ederim. Şöyle bir çevir bakayım elinde şunu şöyle bir. Bak, şunu sabit tutuyorsun, bunu böyle çeviriyorsun, tamam mı? Ben de bu, onu yapamam. Bunu nasıl, göster şefim. Böyle çevir. Evet. Evet, evet. Evet, kafa basıyor. Tamam, evet, yeter. Bundan sonra... Unla şimdi düzgün aç onu, unla. Üstüne şöyle hafiften, çok böyle dişe de değmesin, un kalmasın. Un zaten topak. Dişe değmez, pişiyor. Topak fırında. Topak kalmasın fırında şefim. Fırında kalmaz. Kalmaz mı? Kalmaz. Çevir şimdi arkasını, yapışacak çünkü oraya. Sağdan tut, böyle çek, yuvarlak gelsin. Heh. Evet, çek. Bence yeterince bir pizza oldu. Son 3 dakika. Ama şefim burayı temizlemem lazım. Burası böyle bırakılmaz. 3 dakikam var. Ya mutfağım kirli kaldı, şimdi ne yapacak? Yo şefim. Şefim bu manzara için özür dilerim. Önce parmesanlarımı koyuyorum şefim. Şöyle. Sos yok galiba. Yok. Ananaslı pizzada sos mu olur şefim? Ananaslı pizzada sucuk olur mu? Sinop'ta yediniz mi hiç? Konuşmayalım. Lütfen o zaman konuşmayalım. Şöyle bu parmesanlarımızı yayıyorum böyle. Önce bunları bir pişirmem lazım şefim, müsaadeniz varsa. Bize sadece zeytinyağlı mozzarella bir şey yedirme de. Hayır şefim, bir sakin olun lütfen ya. Ben bunları bırakayım, birazdan bir daha koyacağım. Bir daha yapacağım onu. Sunumu canlandırmak için sizin şey olsun. Hep zeytinyağı falan gitti şefim. O fazlalık zeytinyağını falan aldım ben. Şimdi tezgahını böyle bırak. Hayır. Şimdi, son bir dakikan. Bir dakikam olamaz şefim. Çünkü daha ananası koymadım. Ananassız ananaslı pizza olmaz. Bu nerenin yöresinden geliyor? Bu Sinop. Dilimlenmiş ananas diyor. Peki burada ne diyor? Meyve suyu içinde. Meyve suyu. Yanında meyve suyu işte. Onu yiyorsun şeylerini. Öbür tarafı meyve suyu. Benim çevirmecem vardı. İleri ittir onu biraz. İleri ittir. Şefim bir karışmazsak. İleri ittir biraz, yansın o. Şefim bir müdahale etmezsek. Yansın şefim. Düşünsene onu bir yere, nasıl oluyormuş lezzeti? Ha, ben öyle şey yapar mıyım? Bunları atıyoruz galiba. Bunları şöyle koyduk. Üstüne biraz daha peynir. Ananasımızı alıyoruz. Bütün çıkart, sana bir puan daha vereceğim.
Tamam, bir puan daha verdim. Hemen parmesanımı da şöyle. Şimdi şefim, bunun kenarları hep pizzalarda sevmediğimiz kuruluk vardır ya. Evet. Onu almak için köşelere parmesanı bol atıyoruz. Burak şefim olarak seslenmemi istiyor ama ben ona Mehmet şefim diyeceğim. Kendisi evet bir pizza yaptı ama velakin her şeyi birbirine karıştırdı. O hamuru kaç yere düşürdü, yerlere bir şeyler yaptı falan derken. Açmaya çalıştı falan, açamadı. Peynirleri döktü, pizzayı tekrardan şeyin üzerine koydu falan. Bu işte hiçbir yeteneği olmadığını da kanıtlamış bulmakta bizlere. O yüzden ben onu öksürüyor şu anda ama... Ben onun bu yarışmada yeri dahi olmadığını düşünüyorum. Bence Mehmet şefim burada dahi olmamalıydı. Rabbim düşme. Allah büyük, bir düşerse ne giderim biliyor musun? Ve bunun adı nedir, bize bunu bir söyle. Ananaslı pizza. Bravo. Şefim şu köşelere bakarak. Şu var. Benim yaptığım bir şeyin kötü olma ihtimalini bir sunum konuşalım mı? Bize bu mu? Hayır hayır. Tahtada geliyorum. Falan getiriyorum. Sunum geliyor. Al ye diye. E şefim, az önce pideyi nerede yediniz? Bana bunu konuşturtmayın şimdi ya. Niye öyle selam veriyorsun oğlum adama? Hayır, selam vermiyorum. Simetriği kontrol ediyorum. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bitti bitti bitti. Üstüne geldiklerini yemeyeceğiz. Bravo. Güzel güzel. Şefim, beğendik mi? Bir tadına bakarsanız. Rana şefim, siz de hoş geldiniz. Önce ben evet. Bu vejetaryen, sağlamsız, sosissiz, özel. Ama peynirli. Vejetaryen, tamam. Vegan değil. Vegan ayrı. Vegan şu şefim. Her lezzet var yani içinde. Her şey, aradığınız her şey. Ben şunu alıyorum. En güzelini aldı. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Gerçekten. İnsan bu kadar... Rabbim ya. Ananasından da ama şefim. Hı. Ananası, olayı ananas. Nasıl olmuş? Dehşeti vahşet. Şefim, bir mideniz bulandı. Doğru. Bu ananas biraz... Ama niş bir lezzet ya bu. Niş bir lezzet. Merhaba şefim. Nasıl herkes şefim? Böyle ne güzel, fırına yakışır atletlerle geldi. Doğru diyorsun. Üstünde gömlek var. Saygıdan mı yoksa? Yok şefim, ben en son sadece atlet giydiğimde tacize uğradım o yüzden. Aa. Tabii. Geçmiş böyle. Olsun. Çok teşekkür ederim. Var mı şey ihtiyacın? Yok, çok sağ olun. Vallahi geçmiş olsun. Yok, özür dilerim. Bir selim söylemem. Estağfurullah, estağfurullah. Yok, ben şey yapmayayım şefim. Hayatımda ilk defa atlet giyerek geldim çünkü işime saygı duydum. Uras şefim de giydi ama Ömer şefim biraz zayıf kaldı. Yani benim de haberim yoktu aslında atlet giyeceğimizden ama ben işe saygı duydum. Ama kurumsallığı, böyle yaptığın işteki saygıyı gömlekle göstermeye çalıştı. Bana biraz basit geldi. Benim ne giydiğimden size ne? Ben size bugün pizza yapacağım şefim. 3 etli pizzamız olacak. 3 et artı 1... Ama hazır. Dana kuzu döner. Evet, evet şefim. Sen mi yaptın döneri? Ben yaptım şefim. Ben paketledim evde. Yani onları ben pide ya da pizza demek istemiyorum. Marketten almışlar ürünleri. Üstüne koyuyorlar. Koy babam koy. Çemeni sıyırmış. Kendim özellikle sıyırdım evde. Dışlarını yaladım şeyin. Dana pastırma. Çemeni evet. Sıyrılmış. Bir de şefim kendim bağırsaktan sucuk yaptım. 3 etli, 1 peynirli. Pizzamın adı da 3'ün 1'i. Hadi o zaman. 3, 2, 1 hadi başla. Tabii şefim, hemen yapıyorum. O şeyi görürseniz şey yaparsınız. Neyi? Şefim bitti, buyurun. Dur bir hemen tadına bakıyorum. Şefim hızıma bir puan verirseniz tabii en son ben şey yaparım. Çok lakayt bir adam. Sen bir dışarı ben çık. Şey yapayım ben ama onu bir tadarsanız ama. Tamam, sen bir çık. Ama lütfen. Sen bir çık dışarı. Bu ne lan? Nereden buldunuz oğlum, bu şaka mı? Yok. Nereden aldın bunu? Bunu kabul edemem. Kendin yapmak istiyorsan yap, yapmıyorsan git. Şefim bir de gözünüzün önünde yapayım hemen hızlı bir tane. Bir de gözümüzün önünde yap. Şunu tamam. Şöyle koyalım. Uğur şefimiz döndüğü zaman bir yapılmış pizza getirdim. Uğur şefimize aslında şöyle bir taktik uygulamamdan kaynaklı. O pizza... daha lezzetli bir pizza yapacağım bildiğim için aslında onun beklentisini düşürmüş oldum. Böylelikle daha yüksek puan vereceğini düşünüyorum. Şimdi yok şöyle. Artı yani. Ama harbi yaptın lan adam. Tabii. Elle açtı, şimdi oklama mı yapıyorsun? Şefim, o biraz şekil vermek için şefim, ondan dolayı. Yoksa şeyimiz yok şefim. Çok fazla bastırmıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Böyle kenarlara doğru. Hmm. Bunun adı tırnak pizza şefim. Bunun şekli böyle oluyor. Ne zaman buldun adını? Biraz önce. 3 saniye önce buldum. Bunu tamam. Bu şekli tamam mı şefim? Peki bunu... kaç senedir bu işi yapıyorsun? 3 saattir. 3 saattir bu işi yapıyorum şefim. Hamuru sen yaptın. Tabii hamuru ben yaptım şefim. O pizzada da yapışıp kalacak. Bakın şu önemlidir. Sosu koyduk. Evet. Kaşığın arkasıyla. Yapışıp kalacak o pizza orada. Uğur şefim çok fazla benim üzerime oynadı. Arkadan falan konuşuyor. Ben duymuyorum zannediyor ama bunlar inşaat görmüş kulak. Şantiye görmüş kulak. Bunun üzerine kendi hazırladığım dönerimi. Hazır. Kendi hazırladım. Evet hazır. Kendim hazırladım şefim. Ulan TSE belgesini ne ara bastın? Bir hafta önce hazırladım. Bunun tabii Ankara'ya gitti bu. Ankara'dan geri geldi şefim. Soğuk zincir. Soğuk zinciri bozulmadan geldi şefim. Sen döner kesmeye alıştığın için uzun kesiyorsun. Tabii. Julien. Ulan her şeyi Julien demeyin lan.
bütün mesleğimiz içinden geçtiler ya. Ben Mehmet şefimle biz. Julien değil. Mehmet şefimle biz. Lan Julien değil. Mehmet kim oğlum? Julien diyoruz şefimiz. Biz Burak şefimle beraber Julien çalışıyoruz şefim. Ömer şefim. Sinop'ta Julien'den mi? Ben çıkayım, siz beraber yapın. Sinop'ta Julien, bu kesme Julien, Julien sucuk, Julien kesim, Julien pizza. Bu. Olay bu şefim. Yani elinin harcıyla, elinin betonuyla gelmiş bir tane mimar. Gömlekli, atletli mimar. O kadar eti herhangi bir şeyin içine koy. Seko abimin üstüne koy onu. Her türlü lezzetli olur. 3, 2, 1. Aa, yapıştı mı? Yok şefim, yapışmaz o. Şefim, ben bu kısma çok çalışmadım. Pide oldu, pideye dönüştü. Bunun adı pizza değil miydi? Bu referans. Uras şefime referans veriyorum şu anda. Referans mı? Referans. O pide oldu lan. Şeyde pizzaydı. Küreğe girmeden önce kürekli pide oldu. O zaman bunun adı kürek pidesi. Kürek pizzası. Kürek pizza. Şefim yolluyorum. Bana ne soruyorsun? Fırında konuş. Yolluyorum tabii. Fırınımız şu anda 421 derece. Ölçtün mü? Bakıyorum. Evet, 421 derece. Biraz daha sok eline. Yolluyorum yavaştan. Yolla bakalım. Nasıl bir gidiyor bize bir göster. Şimdi onun arkasından söylemek istediğin neler var? Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sadece o kadar. Tabii. O zaten benim şu an bir parçam. Yaptığım pizzadan çok memnunum. Yapılan en iyi pizza olduğunu düşünüyorum. Tam böyle yuvarlak formu falan başlamış olmasına rağmen son anda bir pilemsi kıvama geçmiş olabilir. Ama velakin ben orada şöyle bir taktik uyguladım. Normalde atıyorum 6 kişilik olan pizzayı 8 kişilik bir pideye dönüştürdüm. Yani işin içerisine bereket kattım. Un koyduk, evet, yaş maya koydun. Islak maya değil. Evet, yaş maya. Oğlum yanacak. Yanmaz o şey. Yanacak o. Ya, pizza deyip pide diye yaptı. Ama buradan yukarı kaydır Uğur şefimden de rica ediyorum. Lütfen hani puanlarken bunu dikkatli puanlasın. Ben şunu da alayım artık. Bunun zamanı geldi şefim. Temizledim. Tabii. Şimdi bunu da Julien. Evet şefim. Rana şefim sadece yemekten yemeğe geliyor bu aralar. Rana şefim Julien sever. Siz Julien seversiniz. Rana şefim dünya mükemmeli bir insan. Uğur şefim yani şef işte yani. Şefim o parçayı size yaptım ben. En size de diğer yarısını yaptım şefim. Ha. Üstündeki pastırma? Pastırma evet, şefim. Evet. Sucuk, pastırma. Döner, bir de peynir var. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Ellerine sağlık. Ne demek? Var mı bir isteğin bizden? Beğenmeniz. Başka bir isteğim yok. Biz yiyelim. Seni sonra çağıralım. Ben de beraber o zaman. Görüşürüz. Tabii. Kendine iyi bak. Çok memnun oldum. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ben kafadan 10 ya da 9.45 falan. Ben 9.45'i falan hak ediyorum. Ömer 7.62. Burak Usta da 6.9. Ben gayet başarılıydı benimki bence. Teşekkür ederim. Benim hak ettiğim puan 9.5'tan 10. Çünkü ananası doğru sürede pişirmedim. Birazcık daha ısınması gerekiyordu. Ben onu hak ediyorum. Burası abinin etli ekmeği, daha doğrusu ekmek arası köftesi de bir 7 nimet sonuçta. Ağır mimarımızın da yaptığı harç. Çok et vardı, et çok sevdiğim için 8 diyorum. 1-2-3 diye sıralıyorum. Pizzamın özellikle o son hareketimle beraber, daha büyük yapmamla beraber 10 puan alacağını düşünüyorum. Cesur hareketinden dolayı Mehmet şefime 4 veriyorum. Uras şefime de, o da abimdir, hakkıdır, 2 veriyorum. Biz kendi aramızda bir değerlendirme yaptık kameralar kapalıyken. Oturduk, konuştuk Rana Hanım'la. Önce elememiz gereken aranızdan biri var. Yani hiç oylamaya girmemesi gereken biri teşekkür var. Teşekkür ederim, kendine çok iyi. Pardon şefim. Ben gitti sandım bir anda da. Elenecek ismin sebebini ve neden elendiğini Rana Hanım size bir söylesin. Malzemeler çok basitti. Evet, pastırma olmadı. Doğru. Döner falan. Ananas bana göre yakışmamıştı genel olarak. Bilmiyorum. Ananas kullanmadı yalnız şefim Ömer Bey. Evet, sıra aramızda biri ananas kullandı herhalde değil mi? Evet. Burası evet. Abi sen kullandın mı? Arada bir ananas vardı sanki sende. Bulaşmış olabilir. Evet evet, senden belki gelmiştir. Maalesef Burak. Peki teşekkür ederim. Burak geldiğin için çok teşekkür ederiz. Sağ olun şefim. Öncelikle bir hanımefendiye saygınız olsun. Bacaklarınızı yaymışsınız. Metroda insanlar sizin yüzünüzden oturamıyor. Elendim ama bunun da farkındayım. Çocuk şefim haklı. Siz beni eleyin ama gördüğünüz gibi. Bakın. Ne utandım lan. Şöyle oturuyordum işte ya. Bir şey yok ki. Tamam sen elendiğine göre gidebilirsin Burak. Sağ ol. Ellerine Burak geldiğin için sağ ol. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz bay bay. Finale kaldık Ömerciğim. Evet abi. Oh be en azından Burak gitti. Bakalım hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Senle beraber kaldıysak abi. Ben kazanırım. Ben kazanırım evet. Şimdi ilk önce değerlendirme aşamamız şöyle. Biriniz malzemeleri hazır kullandınız. Biriniz kendiniz yaptınız. Kimin hazır kullanıp kimin... Şimdi kendi yaptığını kıyma hemen... dediğin şey de aslında hazır bir malzemeye giriyor bence. Evet. Çok çünkü ama içerisinde yoğurup, bir içine soğanı rendeleyip içine bir harç katıp, yapmadı sonuçta. Yumurta katıp tabii. Rana şefin konuşabilir miyiz? O bir harçtı tabii. Soğanla kıymayı karıştırdım. En azından parmaklarıyla şöyle yaptı. Evet, o hareket. Ama benim tarzım o.
Ben de... Sen de dinleyelim. Jülyen doğradı. Jülyen doğradım ben de. Senin de bu arada pizzan gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Pizza mıydı o? Pizza diye başlayıp pide pizza diye bitti. Hiç pizza. Problem. Hepimize yetti ama gayet evet, büyük bereketli bir pizza yapmış. Tabii. Gerçekten çok beğendik senin pizzanı. Tabii, çok teşekkür ederim. Tadı hiç çok kötü değildi. Çok sağ ol. Güzeldi. Hiç kötü değildi. Güzel demiyor ama. Güzel. Hiç kötü değildi. Evet. Hiç kötü değildi. Ben çok beğendim bu arada. Çok teşekkür ederim. Yani. 10 üzerinden puan verecek olsam sana... 3 gider. Ben 9 veririm. Çok teşekkür ederim. Çok Urasa da 10 üzerinden 10 veririm. Winner doğmuşum ya. Winner Rana doğmuş. Şefim sizden. Ama Rana Şef tabii ki de kadınlar ne derse o. Bu arada Rana Hanım sizi Uras Bey daha önceden tanımıyormuş. Şöyle bir şey duydum ben röportajda. Sizin çok güzel bir hanımefendi olduğunuzu söyledi. Rana Şefim size sarkıyor haberiniz olsun. Her yerde yükselir böyle kendisi. Estağfurullah. Ben ilk kez gördüm. Ömer'cim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Benim puanım sana 8. Uras'cım malum seninki. 9. Bravo be Uras! Ve kazanan Uras Bendeoğlu. Bu atleti boşa giymedim ben. Abi, çok tebrik ediyorum. Çok tebrik ederim. Evet arkadaşlar, yarışmayı ben kazandım, mutluyum. Yani bir yarışma formatında ilginç bir ürün inceleme videosu yaptık. Burakcığım. Sağ ol kardeşim benim ya. Eline kolay sağ ol. Şu köfte ekmeğin çok güzeldi abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben performansına hayran kaldım. Evet, işte bu duymak istediğimiz cümleler. Tamam. Uğur'la ve sevgili eşim Rana'ya da çok teşekkür ediyoruz. Güzel videoydu. Gerçekten güzel videoydu. Güzel videoydu. Ben çok beğendim. Abone olmayı unutmayın kanallarımıza. Hoşçakalın.